Parti Chat'ten herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir nebze geçmişe gidiyoruz. 30 yıl kadar. Geçmişe gidiyoruz. Geçtiğimiz hafta içinde Amiga'nın 30. yılını kutladık arkadaşlar. Amiga nedir? Eski bir ev bilgisayarı, home PC tabir edilen, tabii dönemine damga vurmuş bir alet. Biz de bir şekilde kendimizce bunu yad edelim. Nedir Gülcüm? Hatırlayalım. Hatırlayalım. İstedik. Analım. Analım istedik. Bir seri yapmaya karar verdik arkadaşlar. Bir seri. Şöyle o dönemden aklımızda kalan, öne çıkan, bizim için önemli oyunları böyle bir oynayalım, hatırlayalım. Neymiş, ne değilmiş bir görelim istedik. Daha doğrusu senin için diyelim çünkü bizim hiç Amiga'mız olmadı. Doğru ama sen sonradan Lotus falan oynamıştın tabii, mesela. Tabii baktım onlara. Yani Lotus diyerek de bir spoiler vermiş oldum aslında önümüzdeki bölümler önümüzdeki hakkında. Önümüzdeki bölüm. Diyoruz ve bugünkü oyunumuzu açıklıyorum arkadaşlar. Shadow of the Beast. 89 yapımı bir oyunumuz. Birazdan onu oynayacağız. Dilerseniz geçelim. Lütfen. Buyurun. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bir dakika sessizlik istiyorum. Ya şunu her izleyişimde aynı heyecanı neredeyse yaşıyorum. Hadi ya. Yani. Çok çok değişik. Çok başka bir şey bu ya. Vallahi çok başka bir şey yani. Ne yazık ki o dönemleri yaşamamış ve o dönemlerde bu deneyimi yaşamamış insanlar için aynı etki yapması yok, elbette söz konusu değil. O duygu tabii ki geçmiyor yani. Fakat şu Beast'i yazıp müziğin girişi ve arkadan şu grafiğin fade'in oluşu, hani gözüm falan doluyor bir şey kaçtı falan. Yani öyle bir heyecan. Hani abartmayayım ama abartacağım. Abart. Neredeyse kutsala yakın bir hadi şey ya. Yani o dinozor nesil için öyle söyleyeyim yani. Neredeyse. Basalım. Şimdi tabii madem o dönem dedik hani basar basmaz oyuna girdiğin günler yok. Öyle bir şey yok tabii. Amiga'nın alameti farikası. İnanılmaz etkilemiş bir nesli öyle söyleyeyim. Hayal gücünü çalıştırmış. Bilgisayar oyunları neler yapabilir gösteren kilometre taşlarından biri oyun. Hani fazla mı iddialı giriyorum emin değilim ama öyle. Yani öyle. Öyle bir oyunumuz. Yavrum geç. Hadi canım. Basıyorum. O zamanlar, bak canım o zamanlar her istediğini öyle kolay elde edemezdin. Ya. Yani oyuna mı girmek istiyorsun? Bekleyeceksin. Yüklemesini öyle tuşa bekleyeceksin. Basayım falan yok. Kesinlikle yok. Artı şöyle bir aksiyonumuz var. Görelim. Ver yavrum. Ver canım. Gel. Buyurun. Lütfen ikinci diski takın. Bugün zahmet. Şimdi mesela oyunlar çıkıyor. Ben bir disket değiştirip geliyorum. Şöyle. Ne hemen. Bugün oyunlar çıkıyor ya dedin bir şey diyeceğim. Efendim mesela GTA falan işte iki disk oldu onunla. Olur mu işte falan. Şeyi düşün. Hayatta ben işte şey yapamam falan. Şeyi düşün Bloodborne'u. Yükleme süresi uzun diye biz ne kadar laf ettik yani. İşte oyun tasarımlar falan değişti bayağı yani. Çok değişti. O gün çok farklıydı yani. Bambaşka dünya. Yani oyunu oynamak bile başlı başına bir achievement, bir değil kazanımdı mi? Yani. Aynen öyle yani. Öyle söyleyeyim. Hah girdik. Sabredeceğim, bekleyeceğim hepsini falan. Girdik. Oyunumuz Psygnosis'in yayınladığı. Psygnosis. Ben Psygnosis derdim ama Psygnosis galiba. Reflections'in yaptığı. Shadow of the Beast. Beast yazıyor bu arada. Önceleri Beast olarak hani şey yapılmış evet, oyun. Başta Beast yazıyordu. Doğru aynen. Söylüyorsun. Daha sonra Shadow of the Beast olarak değiştiriliyor ismi. 89 yılında yapılmış bir oyunumuz. Peki şimdi, hocam. Buyurun. Neden öne çıkmış? Neden kıymetli, neden önemli bir oyunumuz? Evet. Burada hikayeyi anlatıyor galiba bu arada. Ya hikaye şey çocuk işte kaçırıyorlar bunu. Ondan sonra büyü falan bir şey yapıyorlar çocuğa. Canavara dönüyor. Sonra biri öldürülürken mi ne görüyor? Öyle bir şey oluyor. İntikam falan. Meğer o babasıymış. Ha. Yani şeyde hafıza da gitmiş anladım. Durumda tabii. Sonra intikam almak için geri dönüyor gibi bir olayı var. Hani sonuna dair spoiler da vermeyeyim. Yani başarıyor neticede de. Abimiz bu. Güzel. Arkadaşımız bu. Şimdi bu oyun niye önemli? Neden önemli? Şu yüzden önemli. Bak abi sağa sola gidiyorum şimdi. Evet. Bugün için hani çok mühim gözükmeyebilir ama çok kritik 2-3 şey var burada. Birincisi renk sayısı. Yani arkadaki işte ufkun efendim maviye geçişi işte. Evet. Tamam mı? İşte, kırmızı tonundan maviye geçişi. Yerdeki çimler falan. Evet onların yani, renk geçişleri var. İnanılmaz bir canlılık var bir kere görüntüde tamam mı? Birincisi bu. İkincisi çok çok önemli bir özellik. 12 katmanlı paralaks scrolling var.
12 katmanlı paralaks scrolling nedir? Paralaks scrolling nedir? Akıllara ilk o soru geliyor. Abi oyuncuya 2 boyutlu bir ortamda 3 boyutluymuş yanılsamasını veren bir zımbırtımız bu. Şöyle ki bak ilerlerken şimdi sağdan bir top gelecek. Evet bayağı onu katman katman yumruklayayım yani. Devam edeyim. bize yakın olan nesneler hızlı hareket ediyor. Uzakta olanlar yavaş hareket ediyor. Evet. 12 tane katman 12 var katman böyle. Var. Tamam mı? Ve böylece biz sanki 3 boyutlu bir ortamdaymış yanılsamasını yaşıyoruz. Hakikaten de çok başarılı. Çok iyi bir fikirmiş. İnanılmaz bir fikir. O zaman hakikaten devrim niteliğinde hani falan. Sınırlı kaynakla bayağı kandırıyor insanı. Muhteşem. Ve üçüncüsü çok çok mühim bir tarafı yedim. Bu arada yiğitlik yaptım. Ben sonsuz hak falan açmadım. Yani bize yakışmaz. Anlatabiliyor muyum? Şu an 11 canın kaldı. 11 canın kaldı. Bu oyunu zamanında bitirmeyi becerememdim. Yani bunu adını koymam lazım. Bitirmeyi beceremedim. Onu da söyleyeyim sen, yani. Yani çıktığı zaman oynamış mıydın direkt? Oynadım. Acaba daha mı büyük? Yok yok oynamıştım. Oynadım. O zaman 9 yaşındaydım. Çıktığı zaman gördüm yaşını ben bunu yani. Yaşını belli edeyim senin. Üçüncü önemli özelliğimi söylüyordum. Muhteşem müzikler. Evet. Muhteşem müzikler. Çok yüksek kalite örneklem sample'lar yani kullanılmış ve çok atmosferik müzikleri var. Yalnız şurada bak bunu hatırlıyorum. Şurada yerde bizim bırtma görmüyor musun? Yerde. Yerde o işte. Yani öyle bir şeyler var yerde yani. Ne olduğunu fazla çıkıyor. Kurcalama yani. Evet, bayağı değişik. Bahsedeceğim yani. Bugün şimdi remake'ini yapıyorlar oyunun. Hı-hı. Ondan sonra en hani kastırdıkları olay burada gözüken şeylere. Şimdi remake'de kullanıyorlar tabii ama yani mevzuya bağlayıp onları tekrar kullanmak. Değil mi? Ne bunlar şimdi falan? Mesela ilerleyen bölümler jet motorları falan var tamam mı? Yukarıdan böyle propulsion işte şey yapıyor. Alev çıkarıyor falan. Hani bu mevzuya onu nasıl eklersin yani? Ancient Aliens. Ama o dönem öyle abi. Çıkıyor bir şey sorgulamıyorsun. Tabii canım. Yani. Zaten yok ki başka. Yok bu çıkıyor abi. Allah yok diyorsun abi. Yani. Şimdi bu oyunumuz tabii çok başarılı oldu dediğim gibi. Hı-hı. O dönemde. Ondan sonracığıma bu teknik becerileriyle hı-hı çok 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 başarılı oldu. Ve hani birçok şeyde formata da uyarladılar bunu o zamanlar. Yani o dönem ne varsa abi bilgisayar hepsine uyarlandı bu yani. 8 bitlere Commodore 64'e bile uyarlandı yani. Ya o zaman şey tabii bilgisayar gözüyle bakmak lazım değil mi? Hani şimdi hani sırf oyunlarla andığımız için öyle oyun aha konsoluymuş falan gibi düşünmeye itiyor insan ama aha öyle değil tabii aslında. Bayağı yani bilgisayar olarak da kullanılıyordu değil mi insanlar? Amiga tabii öyleydi canım. Yani Amiga şöyle aslında Apple'a falan biraz rakip olarak da konumlandı Amiga. Ya evet onu okudum çok komik. Hatta o yüzden Amiga ismini seçmişler. Apple'dan ha yukarıda alfabetik sırada falan diye yani. Oha onu bilmiyordum. Ha. Çok iyiymiş. Yani seçme nedenlerinden biri oymuş herhalde. Çok iyiymiş. Doğrudur. Yani ama şeyde tabii. Yani daha çok ev kullanımında öne çıktı tabii. Amiga. Yani Apple'la o rekabette yani ne kadar başarılı oldu zaten yok şu anda. Artık yani o ortada olan işte o dönem için hani. Ha. İş dünyası yani iş uygulamaları falan da vardı ama daha çok ev kullanımında ev, hani öne çıktı. Çocuk ödevini yapar. Ondan sonra falan tabii klasik ödev yapacağım Amiga istiyorum efendim. Tabii yapacak kesin bu, yapacak. Şeyde tabii yani o bugünkü gibi de değil 85'te ilk çıktığında hı Amiga pahalı da bir alet yani Amiga 1000 ya, diye çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya ben baktım hakikaten bayağı pahalı. Ne kadarmış? Şey bilgisayarın kendisi 1295 dolarmış. Kaç? 1295 dolar 300 dolarda monitörünü istiyorlarmış. Pes. Yani 1600'a falan geliyor. Pes. Ben olsam ben almam çocuğa şahsen. Yani neyse o şey yani bu işte 87'de Amiga 500 çıkıyor. Hı, en çok satan model o. En çok galiba satan model o. Ondan sonracığıma ve ay, onun şurayı bir geçebilirsen burada sağlık var. Ay. Kaç kaldı? Bir canın kalmış. Can ya. Ay canına. Neyse aha, şeyi aldık da yani canı aldım da. Doldu güzel. Abi bunlar şey yani. Öyle kolay değil öyle mi işte? Öyle kolay değil. Allah'ım yedik. Bir tane daha çıkacak. Çık geç neyse. Şurayı o anahtarı almam lazım. Bu arada şu an emülatörle oynuyoruz. Tabii emülatör. Yani alet var da hı-hı aleti bağla bilmem ne o kartuşu martuşu yok. O yüzden şey yapamıyorum. Yani oyun da var alet de var. 500 tane oyun var yani ama ya, şu anda emülatörden oynuyoruz. Yedikçe yedik neyse. Bu arada anahtar almaya gidiyorsun. Anahtar almam lazım orada. Heyecan yaptım alamadım. Bu arada arkadaşlar enteresan bilgiler kervanında. Amiga ismi. Evet. İspanyolca'da kız arkadaş tabii anlamına geliyor. Tabii. Amigo, amiga. Evet. Hani böyle nerd gençlerimize. Böyle, kız arkadaş bulamıyorsunuz bari bunu alın. Şeklinde bir yaklaşım sergilenmiş. O kesin yani. Ondan sonracıma işte 87 çıktı dedik. Hı hı. Alet.
Bu da tabii o aletin hani neler yapabildiğini gözler önüne seren belki en önemli oyunlardan biri. Hı hı. Belki ilki yani. Bunu şey yapıyorlar işte, dedim ya, o zamanlarda birçok sisteme bunu portluyorlar oyunu. Ondan sonra şeye de portluyorlar. Sega. Hı. Mega Drive'a portluyorlar. Hı hı. Fakat şöyle bir enteresan bir olay var abi orada. Şimdi oyun Signosis İngiltere temelli bir, hı hı, firma. Liverpool'da merkezi. Hı hı. Ondan sonra Avrupa'da da şey tabii biliyorsun. PAL sistem var. 50 Hz. Hı hı. Ondan sonra cima. Bunu alıyorlar abi Mega Drive'a şey yaparken, uyarlarken Amerika'ya. Yani North Amerika, hı hı, işte Kuzey Amerika kitlesine uyarlayacaklar. Daha doğrusu orada Sega daha yaygın yani o dönemde. Hı. Oradaki makineler tabii şey çalışıyor, NTSC çalışıyor, 60 çalışıyor, hı hı, tamam mı? Bunu uyarlayan ekip abi şeyi düzenlemeyi unutuyor. Oha. Ya da sallamıyor, bilmiyorum yani. Ay, sallamıyor unuttum da denebilir. Ay şey yapmadık falan. Ya oyun herz bir şey olmaz. Ya, bir şey olmaz. Tabii hiçbir şey olmaz. Amerikalılar bu oyunu öyle bilirler yani. Bir de şöyle bir şey var tabii, ondan da bahsetmek lazım. Yani bugünkü bir Steam yok, bilmem ne yok. Tabii canım. Nereden alacaksın oyunları yani? Oyunu sadece retail yani gidip, evet, dükkandan alıyorsun yani. O yüzden yerellik tabii daha, hı-hı, ön planda oluyor. Kuzey Amerikalılar oyunu çok çok zor. Ya zaten zor bir oyun. Evet. Çok çok zor olarak biliyorlar. Çünkü oyun %16-17 daha hızlı çalışıyordu. Oha. Tamam mı? Şeyden dolayı. O 50 Hz 60 Hz olayından dolayı falan. Amerikalılar tabii yani, oha bu kadar zor oyun olur mu falan. Oynamıyorum falan. O şekilde biliyorlar. İyiymiş öyle söyleyeyim. Ya. Öyle de bir enteresan bir detayı var yani. Zaten Amiga Kuzey Amerika'da da çok tutulmamış galiba. Daha çok Avrupa'da satılmış yani galiba. Yani o kadarını bilmiyorum. Hani tutulup tutulup ne kadar tutulduğunu bilmiyorum ama daha bir şöyle Avrupa'da bir şey var. Tabii yani dediğim gibi yerellik olayı var. İngiltere'de yapılan oyun İngiltere'de yayılıyor gibi düşün yani. Tabii canım. Yani, ve evet. Avrupa stüdyoları da tabii daha yani şey belki çalışıyor mu oluşuyor belki bilmiyorum. Ya da şey de bahsedilebilir. Hani Nintendo'nun işte Amerika'daki belki yaygınlığı da o dönemde, ondan da bahsedilebilir. Öyle bir şey olabilir yani neticede. Ortam değişti bak, böyle değişik şeyler. İşte dediğim gibi ortam çok deli. Ah kafaya bu arada. Ya bir de her yerden bir şey çıkıyor. Bu oyun nasıl biter gerçekten çok ya? Atmosferik. Şu hale bak, 4 canım kaldı gene. Kaldı. Öleceğiz abi yani öleceğiz. Yani. Onun kaçarı yok. Kaçlı olmuş, oynamamışım şimdi. Buradan mı? Nereden gidiyor? Vallahi bilmiyorum, dene. Bunu şimdi remake'ini yapıyorlar. Heh, onu konuşuyorduk şimdi. O enteresan bir olay. Bunun remake'ini yapıyorlar abi. O da ilginç. Bu Signosis biz ne... Ondan bahsedelim, oradan, hı, bağlarız tamam yani. Bu tabii Amiga'da şey yapanlar, Amiga dönemini yaşayanlar, işte Blood Money vardı mesela. Hı hı. Efendim Agony vardı. Senin çok bahsettiğin bir oyundur o. Tabii. O başında bir introsu vardır piyanolu onun mesela. İnanılmazdır yani. Harikadır. Belki onu biliriz. Olur. Olabilir yani. Efendim daha sonra şey oluyor işte. 93'te 94'te o civarlarda Sony satın alıyor bunları. Abi şöyle, hatta şöyle oluyor. Bunlar PlayStation 1'e Wipeout yapıyor abi. Tamam mı? Hı hı. Wipeout da o zaman böyle club kültürü, işte gece müzik, disco, hı hı, disco, hı hı, bilmem ne falan, çok onu yansıtan bir oyun, tamam, evet, müzikleriyle falan. Ve çok şey oluyor. Underground böyle tutuyor oyun bayağı. Hani satışlara çok fazla yansımıyor belki ama çok kült oyun oluyor. Evet. Ondan sonra Sony bunları alıyor abi. İşte PSP'ye yapıyorlar, PlayStation 1'e, 2'ye Wipeout yapıyorlar falan. Daha sonra şeyi de değiştiriyorlar. Sony ismi de değiştiriyor. İsmi de değiştiriyor. Stüdyo Liverpool mu ne oluyor? Stüdyo Liverpool. Zaten Liverpool'da kurulmuşlar. Liverpool. Tabii. O temelli ve 2012'de tamamen kapadılar Liverpool'u. Çok üzücü bir durum tabii yani. Yani bir miras hani. Evet ya. Tarihe karışmış oluyor böylece. Ben gitmek üzereyim bu evet, arada. Evet, bu arada bir can kaldı. Bir can kaldı. Sıfır can. Tarihe karışıyor Liverpool. Aha. Ve bitiyor. Yani bir dönem bitiyor neticede, öyle diyelim. Sonra abi bu şey falan var işte. Sony işte bu PlayStation 4 çıkacakken tabii ufak yapımcılarla falan da irtibata geçiyor. Hani gittik. Siz de hani bize bir şeyler yapsanıza falan gibisinden. Neler yapabilirsiniz bilmem ne. Onlar tam hatırlamıyorum. Şimdi bir firma var yani, ufak tefek bir firma. Gidiyor diyor ki yani biz işte yapmak istiyoruz. Hani böyle eski oyunlardan da remake falan da olabilir. Hani diyor ki eleman, sen diyor yapmış yetkili kişi.
Hani yapsan sonra hangisini yaparsın diyor. Hani neyi istersin falan diye. Ya diyor benim diyor tabii şey diyor en beğendiğim hani benim için en etkili etkilemiş oyun. Shadow of the Beast diyor yani. Hakları da sizde aslında falan ya diyor. Yani çünkü Signos'u aldığı için sonra onlar da hakları. İyi genç yap o zaman diyor falan. Allah diye tabii. Bunlar başlıyorlar yapmaya. Çok ufak ekip hakikaten. Şeyi de gösteriyor. Ufak bir ekibin yaptığı bir oyun olduğunu da gösteriyor. Çok tutkullular ama nasıl bir şey olacak onu bilmiyorum. Ya çok zor ya. Ya neticede, çünkü mesela bu tip oyunların hani havası. Çok nostalji şu arada bu arada. Şu grafiğinde. Yani. Çok atmosferik yani. Müziklerinde. O dönem için şeylerle. Tabii. Aynen o dönem için de çok şey i̇şte ifade eder. Bugüne nasıl yansıtılabilir bilmiyorum. Nasıl olacak bilmiyorum. Yani. Yapıyorlar. Şimdi mesela bu David Whittaker diye bir adam müziklerini yapan. O belki yani remake'de belki çalışma ihtimali var falan diyorlar. İnteresan olabilir. Neticede nasıl olacak bilmiyorum. Hani bugün tabii bu formatı koruyarak, bu formatı saklayarak hani o dönemde bu oyunun yaptığı başarıyı yakalamak çok kolay değil. Mesela etkilediği oyunlar diye bir şey söyleyebiliriz. Hı hı. Mesela bu atmosferik yapısı olsun, işte platform öğeleri bilmem ne olsun. Mesela ilk aklıma gelen God of War diyor mesela. İşte büyük düşmanlar, sprite'lar tabii çok büyük bilmem ne. İşte boss battle, boss savaşları var falan gibi. Hani God of War gibi o tip aksiyon oyunlarını falan çok etkilemiş bir oyun tabii yani. Aksiyon türünü çok etkilemiş aynen, bir oyun. Aynen yani bayağı bir yol açmış hem teknik olarak. Aynen ama. aynen. Yani çok hakikaten çok büyük bir oyundur. Ben bunu şeyde işte görmüştüm. Öyle bitirelim yani. Nerede? 89'da bir aile dostumuza gitmiştik Antalya'ya. Onlarda görmüştüm. Bizde Commodore vardı o zaman. Tabii 8 bit alet. Bunu görünce tabii 2-3 oyun vardı orada. İyice afallatmıştı beni. Bu onlardan bir tanesiydi yani. Ama İstiyorum şeklinde yani böyle. Yani Commodore düşünülünce sonra da bu tabii, düşünülünce. Tabii buna geçiş. Hani alet sattırır yani. Korkunç. O dönem benim gibi birçok çocuk yani bunu görüp Amiga aşığı olmuştur öyle söyleyeyim. 6. joystick ödülü var, onlarca ödülü var oyunun. Devamları yapıldı, 2-3 yapıldı. Ondan sonra yani bunun çok iyi oyunlar, 2 özellikle çok iyi oyun. 3'te puzzle'lar falan biraz zordu diye hatırlıyorum. Ama bunun tabii ilk etkisini yakaladılar mı o tartışılır. Ya Amiga'da çok, zaten çok Amiga'nın böyle sıkıntısı da olmuş galiba zaten. Hani en son öyle şey yapabiliriz belki. Aha. Amiga bu sürekli yenilenme olayını tekrar ettiremediği için tabii, bir yerde... Tabii şöyle bir olay var. Yani PC çıktı. O dönemde PC'nin yükselişi var tabii. PC genişletilebilir bir platform olarak tabii öne çıktı. Efendim işte 3D FX'ler bilmem ne işte grafik kartları falan için portlar mortlar var. Amiga'nın mesela yanılmıyorsam bundan çok emin değilim. Bilen arkadaşlar yorumlarda uyarabilirler. Amiga 600'de mesela galiba yanlış hatırlamıyorsam daha konsolvari bir şey çıkartmaya çalıştılar. Böyle portları mortları kapadılar. Bir şey mesela şey yapabiliyordun. Hard disk takabiliyordun, ekstra RAM takabiliyordun bu şeye Amiga'ya. Onları falan kapatınca tabii genişletebilirliği yara aldı. Konsol zaman, gibi doğru. oldu ve hazır sistem. O 3D şeyinden de faydalanamadı. Sonra CD, MIDI çıktı. Ama piyasayı kaybetti tabii. Evet. Yani kaybedince de uçtu. Yazık ya bu kadar şey markalar yok oluyor. Tabii, yazık tabii, yani. Tabii. Yani şey yaparız. Bunun tarihçesinden bahsetmek lazım. Bir sonraki videoda da şeyden bahsederiz. Commodore ilişkisi. Efendim Amiga nasıl çıktı, nasıl başladı hayatta falan ondan bahsederiz. Bu videoyu dilersen burada noktalayalım. Ölmeden. Bir kez daha önce, ölmeden. Ayaktayken. Arkadaşlar bizden şimdilik bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayınız. Amiga serimiz devam edecek. Görüşmek üzere.